Arkadaşlar merhaba. Çarpanları ayırmayla ilgili pratik matematik çözümü önerisi geliyordu platformdan, Facebook üzerinde. Onunla ilgili bir tane soru, yine KPSS'de çıkmış soru çözümü. Şimdi diyor ki a kare eksi b kare eksi a artı b ifadesinin çarpanlarından biri a eksi b ise diğeri nedir? Bunu klasik yapma yöntemi şöyle söyleyelim. Bu soruları çözerken kafanızda 3 tane şey olması lazım. Bunu söylemiştim yine ben videolarda. A kare eksi b karenin açılımı. A artı b çarpı a eksi b. A artı b'nin parantez karesi. Yani a kare artı 2ab artı b kare. Bir de a eksi b'nin karesi. Parantez karesi. Şimdi sorular genelde bunlar üzerine tasarlanıyor. Burası artı. Şu üç tane bilgiyi sorunun içine gizliyorlar. Bir bu, bir de işte klasik parantez alma. Yani parantez alma ne? Mesela a kare eksi a. Diyoruz ki ikisinde de a var. A parantezini alırsak a eksi 1. Bu buna eşittir diyoruz. Şu bilgiyle şu üç eşleniğin açılımını kullanarak soruları tasarlıyorlar. Yani %99'u buradan bu şekilde çıkıyor. Küp açılımı falan nadiren çıkabiliyor. Ama genelde bunlar. Bu soruda pratik yol olarak ben bu açılımları kullanmadan sorunun çözümü nasıl olur onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi soruda bize A'lı B'li bir ifade verilmiş. Cevap da A'lı B'li istenmiş. Dolayısıyla A'nın ve B'nin her koşulunda bunu sağlaması lazım. Bu sebepten biz sayı verebiliyoruz. Yani sayı verme olayı burada geçerli. Ama sayı verirken tehlike nedir? Sorularda sayı verirken tek bir tehlike vardır. Mesela siz A'ya ve B'ye 1 verirsiniz. 1 ile 1 verirsiniz. Cevap 2 çıkar. Şıklara geldiğinizde bir şık A artı B'dir. Bakarsanız A B 1 B 1 sağlıyor. 2. Bir şık da 2 B'dir. Veya bir şık da 2 A'dır. Bakarsanız ki bu da 2 oluyor. Bu da 2 oluyor. Hangi şıkkı seçeceğim? Orada bir karışıklık olur. Sayı vermenin tek tehlikesi budur yani. Sayıları böyle çok temel sayılar verirseniz şıklar birbirine benzeyebilir. Ama bunun yerine böyle çok abuk subuk işte birine 13 vereyim, birine 47 vereyim ona da gerek yok. Onun bir şeyi var. 1 ve 1, 2 vermemekte fayda var. Onun yerine işte 3, 4, 5, 6 gibi sayılar verebilirsiniz. Şimdi burada bu ifadeye, soruya baktık. Bize dedi ki a kare eksi b kare eksi a artı b şıklarda a'lı b'li. Hemen diyorum ki a'dan b'yi çıkartmışım. Öyleyse a b'den büyük olsun. Bir sayı vereyim. Mesela 4 vereyim a'ya. B'ye de 3 vereyim. 4'ün karesi eksi 3'ün karesi eksi 4 artı 3 ne olur? 16 eksi 9 7 eksi 4 3 artı 3 6. İfadesinin çarpanlarından biri a eksi b. A eksi b ne olur? 4 eksi 3'ten 1. Yani şimdi o soruyu baştan okuyorum. 6'nın çarpanlarından biri 1 ise diğeri nedir? 6'nın çarpanlarından biri 1'miş. Diğeri nedir? Biri ne ile çarparsam 6 olur? 6. Demek ki diğer çarpanım da 6. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi 6'dır? Şıklardan hangisi 6'dır? Bakıyoruz. 4 ve 3 verdiğimde bu 6. Cevap bu demek ki. Buna bakalım. 4 ve 3 verdiğimde 8 olur. 4 ve 3 verdiğimde 2 olur. 4 ve 3 verdiğimde eksi 4. 6 buradan gelecek. 3 olur. 4 ve 3 verdiğimde 10 olur. Demek ki cevap 6'ymış. Ne yaptım? Önce şunu söyleyeyim. Bir çarpanları ayırma sorusu gördüğümde aklıma hemen 3 tane eşleniği getirdim. A kare eksi b karenin açılımı, a artı b'nin parantez karesi, a eksi b'nin parantez karesi. Ve parantez alma. Parantez alma klasik işte. Hepsinde a varsa hepsini a parantezine alarak çözme. Bunları bir aklıma getirdim ama bir yandan da soruyu okuyorum. Bakıyorum soruda a'lı b'li vermiş. Şıklar da a'lı b'li. Bir uyanıklık yapabilir miyiz? Bunlara sayı vereyim ama sayı verirken de dikkatli olayım. Bunlar birbirine böyle birine bir, birine iki verirsem şıklar aynı çıkabilir. Sınavın ortasında bir de onunla uğraşmayayım. Yani çok abuk subuk sayıya da gerek yok. Ortası 4'e 3 vereyim. Niye? 4'ün kare, burada kareler var. İşte 4'ün karesi, 3'ün karesi olacak. İşte oralardan fark açılır. Birbirine yakın şeyler çıkmaz. 4 ve 3 verdim. Baktım ki 6'ymış. Bu ifade 6. A eksi B'de 1. 6 ile neyi çarparsam 1 olur? 6. Hangisi 6 şıklardan? A dedim geçtim.